Hoş geldiniz Sadık Bey. Sadık Bey iyi misiniz? İyi değilim Sinem, iyi değilim. Mesajda bir gün işe gelmedim diye kovulacağımı yazmışsın. Maalesef konuşulan o Sadık Bey. Normalde böyle durumlarda uyarı verip savunma isteniyormuş. Ancak katılmadığınız toplantıdan çok zarar edildiği söyleniyor. Benim katılmadığım toplantıdan çok zarar edilmiş. Çok güzel. Bu zırtapoz mu söylüyor bana? Açıkçası kimse isim vermedi. Ama Mert Bey öğleden sonra insan kaynaklarıyla bir görüşme yaptı. Sonra da zaten sizle görüşmek istediler. 3 günlük dünya ve Sinan. 3 günlük dünya ve. Bu müdür yardımcısı değil mi ya? Benim yardımcım değil mi bu ya Sinan? Ne üst ya? İnanamıyorum ya. Bu kadar olur ya adam. Ama ben baştan söyledim. Sağlam pabuç değil dedim. Ondan bir bok olmaz dedim. Sen çağırsana şunu bana ya. Sadık Bey, isterseniz önce insan kaynaklarına bir dilekçe sunalım. Sonra Mert Bey'le konuşursunuz. Ne dilekçe sunacağım ya? Bak bak. Gel bir gel, bana gel. Gel. Hallere bak, hallere bak. Mert'cim gel, gel. Geç, otur geç. Lütfen ya. Mert, ben bugün yoktum, fark ettin mi? Evet Sadık Bey. Girmem gereken toplantılar, katılmam gereken bir öğle yemeği vardı. Doğrudur efendim. Ya niye bir işin ucundan da ben tutayım? Şu adamcağıza bir kere de ben yardımcı olayım demiyorsun. Mert, ha? Yalnız siz bana böyle bir görev vermediniz Sadık Bey. O sen müdür yardımcısı değil misin? O müdür yardımcısı değil mi ya? Oğlum müdür yardımcısı müdürün açığını bekleyip gidip ilk fırsatta insan kaynaklarına gammaz diyen kişi değildir, anladın mı? Yalnız böyle bir şey yaptığımı nereden biliyorsunuz ki? İnsan kaynaklarının sorduğu sorulara doğru cevaplar vermek benim asli görevimdir Sadık Bey. Daha sen arayıp randevu almasan insan kaynakları açıklasana beni niye sorsun lan çakal? He? 2 senedir sinsi sinsi açığımı aramaktan başka bir işe yaradığında yok zaten. Oğlum bu kadar ucuz hesaplarla senden müdür değil kapı süsü bile olmaz lan. He? Demek ki bir işimiz çıktı ki gelemedik. Açığı yakalar yakalamaz atbaba gibi şüşmektedir lan. Sandık Bey lütfen, insanlar duyuyor. Duysunlar Sinemciğim, duysunlar. Duysunlar ki arkadaşlarının ne mal olduğunu bilsinler. Lan sen sırf o günkü toplantıya katılmak için babanın cenaze törenine gitmedin lan sen. O kadar aşağılık bir herifsin sen. Sen var ya, şu plaketlerden bir tanesi için ömrünü satarsın lan sen. Al lan hadi senin olsun. Sadık Bey lütfen. Al lan bunu da verdim hadi. Al lan hepsi senin olsun al. Hadi al bunu da senin olsun lan. Al lan bunu da al, gözün doysun al. Vay be, vay be. Ne var, ne oluyor, ne toplandınız gene? Hayırdır? Hoş geldiniz. Bugün ulaşamadık size. Bugün de maşallah herkes bana ulaşmaya çalışıyor ama kimse ulaşamıyor biliyor musun canım? Sinan Bey'le görüşmem lazım, 2 dakika. Benden duymuş olmayın ama epey bir canı sıkkın. Yani tam olarak ne oldu ben de bilmiyorum ama. Sizin de canınız sıkkın gibi. Canım Sinan Bey'le görüşmem lazım, acil. Acil! Ben telefon edeyim. Ne var? Sinan Bey, Sadık Bey buradalar, görüşmek istiyor. Ya bırak çekilsin gitsin başımdan, konuşmayacağım. Kapat. Maalesef kendisi şu an müsait değil. Allah Allah, Allah Allah. 2 dakika ayıramıyor mu ya? Hayırdır? Sessiz olur musunuz lütfen? Vay be, vay be. Beni karşısına alıp 2 dakika konuşacak kadar değer vermiyor bize. Vay be. Sadık Bey. Lütfen sakin olabilir misiniz? Canım ben sakinim. Vallahi ben sakinim. Ben çok sakinim. Sakinim. Al sana sakin. Al. Al sana sakin ben. Gayet. Gayet.
Al sana sakin. Sakinim ben, gayet sakin. Al sana sakin, hadi bakalım. Al sana sakin. O insan kıymeti bilmeyen patronunuzun da Allah belasını verecek. Söylüyorum, verecek, bak görürsünüz. Tüm kuralları biliyorum. Haklarımı da biliyorum ben. Ben dünkü çocuk değilim. Öyle ihtar çekmeden, uyarı vermeden, savunma istemeden kimse kimseyi kovamaz efendim. Çocuğumun geleceğiyle oynatmam ben, tazminatım var benim. Sadık Bey, insan kaynakları görüşmek istiyor, ne diyeyim? Başlatmasınlar insanlarından. Bulabiliyorlarsa görüşsünler.